on binlerce canımızı yitirdiğimiz çifte depremin yarasını saramadan, daha o yaralar kabuk bağlamadan Şanlıurfa ve Adıyaman bu kez de sel dehşetiyle sarsıldı. Sokaklar, caddeler, evler sular altında kaldı. Onlarca kişi azgın sularda sürüklendi. Yaşanan can pazarında şu ana kadar ne yazık ki 14 kişi hayatını kaybetti. Ya Rabbi sana amel et ya Rabbi. Yani bu senin önün. Adam gidiyor, adam. Adam gidiyor. Adam. Burada hepimiz dedik ki dünyanın sonudur herhalde. Neyse köprüye bak. Köprüye bak gençler. Neyse yola bak. Yola çekiyor. Bunun içinden içinden var abi. Çamura bulanmış ayakları. Çok korktuk, çok kötü bir şeydi ama. Ya ip atın, ip, ip. Ya ip atın. Ya ip yandı, ip, 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 ip. Herkes bir yere kaçışıyor. Şanlıurfa ve Adıyaman'ı depremden sonra sel felaketi vurdu. Kimse gelmedi yardıma. Ne insanlar kaçabildi, ne araçlar kurtulabildi. Ya Rabbi tövbe ya Rabbi. Ya Rabbi sen merhamet et ya Rabbi. Evet, şu anda çocuklu bir aileyi çıkartıyorlar. Sel önüne ne kattıysa sürükleyip götürdü. Adam gidiyor, adam. Adam gidiyor, adam. Yağmur dün akşam saatlerinde başladı, giderek hızlandı. Sabaha karşı afete dönüştü. Yardım edin, yardım edin. İçinden yok, yok. Karşıda var. Suyun altında boğuluyordum çocuklarımla. Sizi kim kurtardı? Abilerim kurtardı. Haliliye ile Eyübiye arasında kalan bu İpek Yol kavşağındaki dere yağan yağış nedeniyle taştı. Bakın suyu kuvvetiyle birlikte araçlar sürüklendi. Etraftaki evlerin bodrum katlarından itibaren ikinci kata kadar su doldu. Sel aniden geldi. İki kişi afete yolda minibüsün içinde yakalandı. Sürüklenen bu adam son bir umutla elini uzattı. Ama çekim yapan öyle vicdansızdı ki o eli tutmak yerine çekime devam etti. Zavallı adamı ölüme terk etti. Bu adam çöp konteynerine tutunup kurtulmaya çalıştı. Adam gidiyor, adam. Adam gidiyor, adam. Sürüklenen anne ve çocuğunun yardımına son anda çevredekiler koştu. Biri çocuğu, diğeri anneyi tuttu. Ölümün elinden çekip aldı. Vatandaşlar azgın suların ortasında mahsur kalan bir baba ve iki çocuğuna ulaşmak için zamana karşı yarıştı. Çekilin! Çek çek! Neyse ki üçü de sağ salim kurtarıldı. Bazıları hayata kulaç attı. Ya ip atın, ip, ip. Ya ip atın. Ya ip yandı, ip, ip, ip. Kendi imkanlarıyla yüzerek çıktı vatandaşımız. Su hortumuyla sudan çıkarıldı. Selin sürüklediği iki itfaiye eri böyle kurtarıldı. Burası Haliliye Şanlıurfa Müzesi'nin olduğu cadde. Bakın cadde 2 metre, hatta 2 metreden de fazla sel suyuyla doldu. Caddedeki araçlar su altında kaldı. Her köşede, her sokakta hayatta kalma mücadelesi vardı. Bakın vatandaşlar bot yardımıyla komşularını kurtarmaya çalışıyor. Bitik haldeyiz şu an. Dükkan gitti, evler gitti, arabalar gitti. Her yer çok kötü oldu ama. Daha fazla ileriye gidemiyoruz ama bakın kameraman arkadaşım Tolga Ayçiçek size göstersin. Küçük bir çocuk 12-13 yaşlarında. Orada tek başına çıkmaya çalışıyor şu anda. Kendi imkanlarıyla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışıyor vatandaşlar. Dize kadar geliyor sular. Tandoğan mahallesindeki Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Su ikinci kata kadar yetişti. Hepimiz çok korktuk ama ne araba kaldı ne ev kaldı. Çocuklar zorla kendini dama attılar. Burası Şanlıurfa'nın simgesi, tarihi Balıklı Göl ve Balıklı Göl'de yağan yağışlar nedeniyle korkunç görüntüler ortaya çıktı. Bakın balıklar orada tek tek ölüyor, bundan sonra çıkıyor. 14 canımızı yitirdiğimiz sel afetinin ardından bölgede okullar bir gün tatil edildi. Her şey bir an oldu tekrar. Tüm emeklerimiz sular seller altında.